Merhaba arkadaşlar, ben Buhari. Bugün sizlerle Atakey patatesi inceleyeceğiz. Atakey'de son durum ne? Alınır mı? Düşer mi? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle fiyat grafiğine bakıldığında 27 Temmuz'da işlem görmeye başladığında devamlı klasik bir halka arz yükselişi, kısa vadeli düzeltme ve trendini devam etmeyi başarmış. Aslında burada yatırımcısına çok güzel bir getiri sunmuş arkadaşlar. Şöyle bakıldığında %120'nin üstünde bir getiri. Zirve 97.80 olmuş. 97.80 sonrası tepki hareketleri gelse de maalesef Ağustos ayından beri de bir düşüş trendi içerisinde fiyat 97 seviyesinden 45 seviyesine kadar gerilemiş ve şu anda da 46-86 seviyesinden günlük kapanışını yapmış. Şimdi teknik olarak bakıldığında arkadaşlar kısa vadeli grafikleri dip seviyelerine yaklaşmış durumda ve devamında da bir pozitif uyumsuzluk söz konusu. Bu pozitif uyumsuzluk çalışırsa arkadaşlar kısada güzel bir kar marjı bırakabilir. O yüzden isteyen arkadaşlar burada 45-46 bölgesinden risk alabilirler. Buradan yapacakları alımla birlikte alt banda yani 44 seviyesine bir stop loss koyarlarsa düşüş olması durumunda burada çok fazla zarar büyümeden durdurmuş olur ve daha sonra da tekrardan al sat işlemlerine devam edebilir. Burada da hapsolmamış olur. Tekrardan söyleyeyim. 45-46 bölgesinden isteyen arkadaşlar risk alabilir. Bir kademe altına yani 44 seviyesine stop loss koyarlarsa sorun olmaz. Çünkü buradan oluşan tepkilerle birlikte eğer fiyat 52-53 seviyesini aşabilirse düşüş trendini kırmasıyla birlikte 62-50-63 seviyesine doğru yükselişler görmemiz mümkün ki bu da kısa vadede %30'un üstünde güzel bir kar marjı bırakabilir. İşte bu riski isteyen arkadaşlar alabilir, isteyenler almaz. Tamamen tercih tabii ki, özellikle al satları edenler şansını deneyebilir arkadaşlar. Burada 44 stop loss seviyesi, 46-86 kapanış, 46-45 seviyelerinden risk alabilirsiniz. 53'ü geçirirse satmayın arkadaşlar, bekleyin. Düşüş trendinin kırılmasıyla birlikte 62-63 bölgesine doğru yükselişler görülebilir. Buradan uzun vadeli olan arkadaşlar, kısa olan arkadaşlar bu seviyeden satış yapmalılar. Ancak uzun vadeli buradan risk alıp alan arkadaşlar da kesinlikle 62 üstünün de kapanışları takip etmeli. Bu direnci aşamazsa tekrardan fiyat satışlarla 53-55 bölgesine doğru geri çekilmesi de mümkün gözüküyor. O yüzden kısacılar düşen trendi kırarsa 62-63 seviyesini bekleyebilir. Uzun vadeciler maalesef bu direncin geçilmesini bekleyecek. Yani üstündeki fiyatlamaları takip etmeli. Günlük kapanış görürseniz de 62-63'ün üstünde arkadaşlar 71-75 bölgesinden de bu sefer orta ve uzun vadeli arkadaşlar satış gerçekleştirebilir. Çünkü bu kademelerde gayet güzel bir kar marjı bırakmış olacak. Şöyle bakıldığında %50'nin üstünde bir kar marjı gözüküyor arkadaşlar. En son zirvesine çıkabilir mi? Çıkabilir. Tabii ki yine sadece teknik burada yeterli olmayacaktır. 4. çeyrek bilançosu bu arada gelirse arkadaşlar onu da takip edilmeli. İyi bir bilanço. Fiyatları tekrardan en son zirvesini taşıyabilir. Ancak arada da bir 85 direnci var. Yani burada artık kademeli dirençler takip edip satışlar yapılmalı ama iyi bir bilanço gelirse fiyatlamaları tabii ki de bakmak gerekiyor. Bazen bildiğiniz gibi önceden fiyatlanıyor. Bilanço açıktan sonra genelde de düşüş oluyor ki bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Hemen hızlıca bir toparlayayım arkadaşlar. Halka arz sonrası güzel bir yükseliş, devamında sert bir düşüş. Ağustos ayından beri düşüş devam ediyor. Halka arz sonrası yatırımcısını en çok mağdur eden hisselerden biri açıkçası. Kısada 53'ün üstü pozitif, 52-80, 5-53 seviyesinin üstü pozitif. Bunun üstünde 62-63 bölgesine doğru yükselişler görebiliriz. Trade edenler, al satçılar bu bölgeden satış gerçekleştirebilir. Uzun vade bu bölgelerden alan arkadaşlar ise yukarı yönlü hareketlerde 71-75-86-97 seviyelerini, dirençleri takip edebilir ki bence 63'ün üstünde bu bölgelerde satış için güzel uygun seviyeler arkadaşlar. İsteyenler de bu seviyeleri takip edip dirençlerden satış gerçekleştirebilir. Düşüş devam eder mi? Evet, düşüş içinde pay var aslında arkadaşlar. Burada onun için diyorum 44'ü stop loss seviyesi olarak kabul ederseniz iyi olur. Yani trade edip al sat riski alacak arkadaşlar. 44 seviyesini burada stop loss yaparlarsa iyi olur. Çünkü altta fiyatın 43-42 seviyesine doğru gerilemesi de mümkün. O yüzden burada dikkat etmenizde fayda var. Her ne kadar pozitif uyumsuzluk olsa da bu pozitif uyumsuzluk sonuç vermezse düşüşlerin devam ettiğini görebiliriz. Atakey aslında bu şekilde arkadaşlar. Düşüş trendini kırabilirse kısa vadeli bir yükseliş yapacaktır. Yükseliş hareketin devamı için de kritik eşik 62-50, bunun üstünde kalabilirse hareket kaldığı yerden devam eder. Momentum sürecektir. 71-75 arası da orta ve uzun vadede burada pozisyonunu gözden geçirirler. Devamında dirençleri isterlerse de satış fırsatı olarak değerlendirebilir arkadaşlar. Uzun vadede bu seviyede tabii ki dediğim gibi sadece teknik yetmeyecektir. Teknikle beraber temel taraftaki gelişmeler yani bilançoda yakından takip edilmeli. Bu seviyelere bilançoyla beraber gelmesi mümkün olabilir. Uzun vadede arkadaşlar, kısa vadede değil uzun vadede. Atakey bu şekilde. Cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.